Niçin PKK'yı, PKK'nın üst düzey yöneticilerini yakalayıp Türkiye'ye getirmekle görevlendirdiğiniz 4 üst düzey MİT daire başkanı onların elindedir de, onların elinde esir düşmüştür de, yakalanmıştır da bu operasyonla ilgili olarak komisyona bilgi vermezsiniz. Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili düzenlemeleri neden kanun hükmünde kararnameyle yaptınız arkadaşlar? Neden buna izin verdiniz? Örneğin takas yetkisini niçin verdiniz Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sayın Cumhurbaşkanı? Takas yetkisiyle kastedilen bugün PKK'nın elinde olan daire başkanları mıdır? Eğer katkı sunmazsak, eğer tekçil yönetirseniz Sağlık Bakanı'nın düştüğü duruma düşersiniz. Bir tarikatı temizlemek isterken bir başka tarikatın eline düşersiniz. Arkadaşlar, eğer bir gemideysek ve bu geminin istikameti Türkiye'nin mutluluğu, huzuru, refahıysa bırakın katkı sunalım. Hep beraber tartışalım. Tartışılmayan her şey çürür. Bir paralel yapıyı yok ederek bir diğerine alan açıyorsanız devletin güvenliğini bir kişiye ya da bir kişinin isteklerine yönlendiriyorsanız ve güvenlik oligarşisi o kişinin iki dudağın arasında sıkışıyorsa ve siz bunu değiştiremiyorsanız o zaman büyük hastalık var. Büyük sorunla karşı karşıyayız. Tekrar ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı son dönem çalışmalarıyla Abdullah Öcalan'ı terörist başını oradan alıp buraya getireceksiniz. Ve bunu bir dünya başarısı olarak Türkiye'ye bir gurur olarak yaşatacaksınız. Aynı örgüt sizin elinizde 16 yıl sonra o örgütle mücadele etmek zorunda olan bütün bilgilere sahip daire başkanlarını terör örgütüne kaptıracak. Ve bu susularak halı altında biriktirerek temizlenecek bir kötülük değildir. Biz bu kötülüğü konuşmak zorundayız. Biz bu kötülüğü tartışmak zorundayız. Eğer biz kötüye, şere bu ülkeyi teslim edersek şerden hayır çıkartamayız, kötüden iyiye evrilemeyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir oligarşik düzen var. Bu oligarşik düzeni gelin hep beraber konuşarak değiştirelim. Değiştirelim, gelsin hesap versin. Ne yaptı ne yapmadı desin. Yanlıştır desin, doğrudur desin. Ve Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu şahsa, kişilere değil, devletin milli güveni olarak çalışmaya devam etsin. Ve eğer Sağlık Bakanlığı'ndaki musibeti yaşarsak size şunu söyleyeyim. Vah geldi devletimizin başına. Hepinizi saygılarımla selam.